Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder oylama ve Lob Airdrop videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder oylama uygulamasına göre bu videonun konusu True Feedback, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Litecoin projesi olacak. Hemen True Feedback projesine gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada True Feedback projesi CoinGecko'da herhangi bir sıralamaya ve herhangi bir market cap'e sahip değil. Bunun sebebi sirkülasyon kaynağı henüz CoinGecko tarafından onaylanmamış. CoinGecko tarafından onaylanmamasının birçok sebebi var. CoinGecko genelde sirkülasyon kaynağını bir proje CoinGecko'ya girdikten yaklaşık 6 ay sonra kendi bir kontrol yaptıktan sonra onaylıyor ve sirkülasyon miktarı yazıyor. Sirkülasyon miktarı yazınca bu sirkülasyon miktarı fiyatla çarpılıp market cap oluşuyor ve bu market cap'e göre de sıralamada yerini alıyor proje. CoinGecko'nun True Feedback'in sirkülasyon kaynağını henüz onaylamamış olması çok olumsuz bir durum değil. Çünkü CoinGecko bazen bu işi sallıyor, görmemezlikten geliyor veya kendi çıkarlarına uymazsa yapmadığı olabiliyor. O yüzden kesin bir kaide yoktur CoinGecko bunu sirkülasyon kaynağını yazmadı diye. Kesin kanılara varmaya gerek yoktur. Biz az sonra kendimiz hesaplamaya çalışacağız. Web sitesine hemen girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimiz zaman hızlı hızlı geçen şurada sloganlar var. Buradaki sloganlardan da az çok anlaşılıyor. Veriyle alakalı bir şeyler yapmaya çalıştığı projenin. Ama en çok şurada isminden ve ismin altındaki iki kelimeden zaten projenin ne olduğu anlaşılıyor. İsmi True Feedback, gerçek geri bildirim. Hemen altında da bilgi teknolojileri diyor. Aslında burada proje gerçek geri bildirim ve veri toplanması ve bu verinin doğru işlenmesi ve doğru yerlere teslim edilmesi gibi bir misyon edinmiş, altyapısını buna göre kurmaya çalışan bir proje. Az sonra ne olduğunu birazcık daha anlamaya çalışacağız. Tekil olarak sadece bu konu değil ama bu konunun üzerine kurulmuş sistemler bütünü olarak düşünebilirsiniz. Verinin doğru toplanması, doğru yerde tutulması, doğru şekilde süzülmesi ve doğru yere teslim edilmesi. Bu süreç içerisinde de sürdürülebilir herkesin doğru kazanç elde etmesi. Projenin temel mantığı bu. Hemen kaynak kontrolüne gelelim. Şimdi kendine ait bir blockchain'i yok. Kendine ait bir token'ı var ve bu token gördüğünüz üzere CoinGecko'da Ethereum üzerinde görünüyor. Ethereum tarayıcısı var burada. Ethereum tarayıcısını açalım ama aynı zamanda bu token TFBX token'ı web sitesine geldiğinizde sayfayı aşağı çektiğinizde diğer blockchain'lerde de basılı halde görülebiliyor. Diğer blockchain'lerden bir tanesi Celo, bir tanesi de Binance Smart Chain. Celo ve Binance Smart Chain üzerindeki miktarlar eğer girip kurcalarsanız onların tarayıcılarını True Feedback Token'ı bulmaya çalışırsanız çok büyük meblağlar olmadığını göreceksiniz. Şu anda bizim toplam kaynak olarak bahsedeceğimiz meblağ 4 milyar civarlarında. Fakat bu yan blockchain'lerde basılan tokenlar milyonlar civarında. O yüzden onları şu anda bu değerlendirmeye almayacağım. Sadece Ethereum üzerindeki toplam kaynak 4 milyar 663 milyon. Buradaki rakamla aynı. Ve Holders'a bakalım. Holders'a bastığımız zaman buradaki büyük cüzdanları yan sekmelerde açarak kendiniz bir sirkülasyon miktarı tespiti yapabilirsiniz. Ben bunları yan sekmelerde büyük cüzdanları açarak baktım. Ve yaklaşık %40 civarı bir sirkülasyon miktarı buldum. Bu kişiden kişiye değişecek bir şey. Çünkü atıyorum bazı insanlar merkezi borsalardaki miktarı sirkülasyonda varsayıyorlar. Bazıları sirkülasyonda varsaymıyorlar. Ben genelde birazcık yarı yarıya optimizasyon yapmaya çalışıyorum. Benim tespit ettiğim rakam %40. Sirkülasyon miktarımız %40. Peki toplam kaynağımız sabit mi? Şu anda sabit gibi görünüyor ama bu değiştirilebilir. Zaten gördüğünüz üzere 3 tane blockchain'de şunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar çok hassas davranılmış. Alabere dalavere hiç yapılmamış. Her şey dost doğru yapılmaya çalışılmış. Girip cüzdan dağınlarına ve diğer blockchain'lerdeki tokenlarına, basılan tokenlarına ve dağınlarına bulmaya çalışırsanız zaten bununla karşılaşacaksınız. Ama bu demek değildir ki toplam kaynak sabit değil. İleride bu azalabilir, artabilir. Projenin ihtiyaçlarına göre yönlenebilir ama bilmemiz gereken şey işi doğru yapmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Sirkülasyon miktarımız %40. Hemen grafiğimize gelelim. CoinGecko'da 3 yıldır olduğunu görüyoruz. 2021 boğasından nasibini almış. Sonraki düşüş trendinden de nasibini almış. 3 yıllık bir grafik olduğu için konsolidasyonunu tamamlamaya aslında yakın diyebiliriz. Fakat sirkülasyona henüz yeni girecek çok sayıda token olduğu için yani %40'lardan %65-70'lere gelene kadar %30'luk bir sirkülasyona giriş olacağı için
konsolidasyonu tamamlamaya yakın diyoruz. Tamamladı diyemiyoruz. Borsalara geldiğimiz zaman MEXC, Hotbit, Bitglobal ve Bittrex gibi bazı büyük hacimli borsalarda olduğunu görüyoruz. Borsa seçimleri biraz düzgün yapılmış. Hepsinde yeşil ışık yanmıyor. Bu çok büyük bir eksi değil. Burada çok yoğun bir alışveriş yok demek bu. Şu anki içinde bulunduğumuz piyasada böyle şeyler olması normal. Borsalar, burada olan borsalar aynı zamanda web sitesinde de bulunduğu için bu da bir artı. Bunu birçok projenin aslında yapması gerekiyor. Hem smart kontratlar var burada hem de bulunduğu borsalar var. O yüzden çok doğru bir davranış. Borsalar durumu da bu şekilde. Detaylarına girmeden önce hemen bir özet geçelim. Kaynak dağılımındaki riskimiz orta. Neden orta? Çünkü şu anda %40'lardayız. %65'lere, %75'lere sağlıklı bir şekilde gelmesi lazım. Ve oraya doğru gelirken şurada 3 tane blockchain'le etkileşim olduğu için birazcık dağılımla ilgili hafif sancılı bir süreç var önümüzde. O yüzden orta diyorum. Düşük diyemiyorum. Grafimizdeki riskimiz düşük, orta düşük diyebiliriz. Yine sadece düşük diyebilirdik ama yine sirkülasyona yeni tokenlar gireceği için orta kelimesini de kullanıyoruz. Borsalardaki riskimiz düşük. Bu borsaların hepsinden aynı anda delist olması lazım ki işte projenin başına bir şey gelsin. Elinde bir token aldığınız zaman satamayacak durumda kalasınız. Böyle bir durum pek söz konusu değil ki zaten proje kendi merkeziyetsiz borsasını da hazırlıyor bir yandan. O yüzden borsalardaki riskimiz pek yok. Şimdi detaylarına gelelim. GitHub'a geldiğimiz zaman yaklaşık demeyeyim direkt 3 tane paylaşım var. Bu 3 paylaşımdan bir tanesi Preskit. Diğer 2 tanesi de tokenların kendi verileriyle alakalı. O yüzden aslında burada açık kaynak koduyla True Feedback projesinin asıl yaptığı işin paylaşımları yok. Yani proje şu anda açık kaynak kodla paylaşımların hepsini GitHub'a koymuş durumda değil. Bu durum hani küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Çünkü yabancılar özellikle bu konuya fazla takıklar. Buralara gelip her şeye bakıyorlar. Videonun sonunda birazcık değinmeye çalışacağız buraya. Twitter'a geldiğimiz zaman 45k takipçi olduğunu görüyoruz. Henüz sıralamada CoinGecko'da yeri belli olmayan bir proje için 45k takipçi oldukça iyi. Eğer Twitter'ı takip ederseniz, bir tür projesi olduğu için ben de takip ediyorum destek vermek için. Takip ederseniz paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini, projenin tasarım sürecinde sürdürdüğünü görebilirsiniz. Şimdi tekrar web sitesine gelelim. Projenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeden önce hemen şemalarla birazcık anlamaya çalışalım. Olabildiğince doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada projenin her şeyini tek tek anlatabileceğim bir proje değil. Yine biraz geniş kapsamlı bir proje. O yüzden kabaca temel verilerini doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir de sayı doğrusu koyuyorum ki ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sol üst tarafta Ethereum blockchain'imiz var. Ortada Celo blockchain'imiz var. Sağ üst tarafta da Binance Smart Chain'imiz var. Token'ın basılı olduğu 3 tane blockchain buydu. True Feedback projesi de burada ortada yerleşmiş durumda. Bir de True Feedback projesinin bir uygulaması var. Şurada Blackstar'a sonra birazcık değineceğiz. Bu Blackstar uygulaması da True Feedback projesi de birlikte hadi burada diyelim Blackstar'a. Şimdi True Feedback projesi öncelikle Ethereum'da token'ı çıkartmış ve token sayesinde birazcık bütçe çıkartmış durumda. Bu çıkarttığı bütçeyle de tasarıma başlamış. Tasarıma başladığı zaman hemen Blackstar uygulamasını devreye sokmuş. Blackstar uygulaması da tıpkı projenin ismindeki gibi True Feedback yani geri bildirim ve bilgi teknolojileri verilerin işlenmesiyle alakalı altyapıyı yavaş yavaş oturtmaya başlamış. Tabi bu söylediğim işte bu 2019'dan 2022'ye doğru giden süreçten bahsediyorum. Bunu oturtmaya başlayınca belli bir süre sonra Ethereum dışında bir blockchain arayışı olmuş. Bütün detaylarını bilmiyorum. Bu blockchain arayışı sürecini biraz internetten baktım ama göremedim. Benim tahminim muhtemelen Ethereum'dan sonra gerçekten bu uygulamanın bütün her şeyinin çalıştığı, verilerinin saklanabileceği düzgün bir blockchain aramak ve bu blockchain'i seçerken internette araştırırsanız bunun bilgisi var. Şimdi söyleyeceğim şeyin Celo'yu seçmenin nedeni Celo'nun çok iyi bir vizyona sahip olması ve bu vizyon ve altyapı sayesinde True Feedback projesinin yapmak istediği şeyleri yapabileceği bir ortam sunuyor olması. O yüzden Celo ile anlaşmışlar, hatta partnership gibi bir durum oluşmuş. Bu sayede bu Blackstar uygulaması daha da iyi noktalara gelmeye başlamış. Şu anda 2022'de geldiğimiz noktada bu Blackstar uygulaması çalışıyor. Bütün her şey tıkır tıkır çalışmıyor. Az sonra birazcık bahsedeceğim. Uygulamayı indirip baktım ben. Gerçekten merak ettim çünkü. Ama %80-90 oranında çalıştığını düşünün. Girip siz de indirip deneyebilirsiniz. Ve bu çalışmada altyapının tamamı merkezi değil, tamamı merkeziyetsiz de değil. Şu 2022 sonrası süreçten bahsedeceğim. Ondan sonra şu Blackstar'daki çalışma mantığı nedir ondan da bahsetmeye çalışacağım. Şimdi 2022'de bizim uygulamamız, Blackstar'ımız çalışıyor.
ve Selo üzerinde tasarım devam ediyor. Şimdi 2022'nin sonlarına geldiğimiz zaman bu uygulamanın yeni bir versiyonu, versiyon 3 isminde şu anda tasarımı devam ediyor. Yakın zamanda çıkacak diye bir bilgi var. Roadmap'te de görünüyor. Bu versiyon 3'te de şu anki eksiklerin hepsinin tamamının giderilmiş olduğu ve gerçekten veri işleminin, true feedback'in birçok özelliğinin çalıştığı bir uygulama. Şu anda süreci bu şekilde. Peki bu uygulamanın tam olarak ne yaptığını anlamaya çalışırsak şu şekilde o da. Dışarıdan bir kullanıcı olarak biz geldik. Bu uygulamayı yükledik, bir şekilde kullanıyoruz. Bu uygulamanın içerisinde birçok şey var ama ben sadece az önce söylediğim gibi temel sisteminden bahsedeceğim. Biz buraya veriyi giren kişiyiz. Veri ne yollarla giriyoruz? Birçok yola giriyoruz. Kendimizle ilgili bilgi verebiliriz, etrafımızla ilgili bilgi verebiliriz veya bu uygulamanın kendi özellikleri var. Size görev veriyor. O görevleri yerine getirerek bazı veriler getirebiliyorsunuz. Yani dış dünyadan bazı yerlerden veri getirip bu uygulamaya girebiliyorsunuz. Siz veri giren kişi oluyorsunuz. Veri giren kişi olduğunuz için TFBX kazanıyorsunuz. Yani bir nevi veri girerek madencilik yapmış oluyorsunuz. Sizin girdiğiniz veriler de burada uygulama üzerinde birazcık merkeziyetli ve yoğunlukla merkeziyetsiz olarak barındırılıyor ve doğru bir şekilde süzülüyor ve ihtiyacı olan kişilere, kurum, kuruluşlara sunuluyor. Tabii bu kişilere sunulurken veri giren kişinin siz olduğunuz da bilinmiyor. Bu sayede bu uygulama ekosistemini oturtmuş oluyor. Size yaptığınız işin karşılığı TFBX verip sizin yaptığınız verileri sundukları kurum kuruluş kişilerden de TFBX alıyorlar. Yani ödeme alıyorlar diye düşünebilirsiniz. Temel mantığı bu veri işlemesinin bu şekilde. Aslında örneklendirmeye girersek burada hani WhatsApp'ın bile bizim verilerimizi alıp satması konusunu çok daha adaletli hale getirmeye çalışan bir yapı var. Burada biz bir emek verdiğimiz zaman aldığımız TFBX bir yana dursun, oluşturulmaya çalışan şey bizim getirdiğimiz veri dış dünyadan olduğu zaman biz aslında bazı işlerin daha doğru yapılması için sisteme destekte olmuş oluyoruz. O yüzden bu inovatif ve sağlam bir proje aslında. Temel olarak çalışma mantığı bu. Bu temel çalışma mantığının yanında bu uygulamanın içerisinde başka birçok fonksiyon var. Bu temel mantığa dayalı olan. Az sonra web sitesindeki bazı elementlerde zaten bunları görmeye çalışacağız ama genel olarak True Feedback projesi bu diyebiliriz şu anda. Yan dallarından bahsetmeye çalışacağız. Sakın herhangi bir şeyinden bahsetmedim diye bana kızmayın lütfen. Şimdi web sitesinden hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz en aşağı kadar. En aşağıdaki linklerin aynaları en üstte de var. En üstte birkaç tane link fazla olduğu için en üstten kontrol yapacağız. Ama önce sayfayı aşağı doğru bir indirelim. Aşağı doğru indirdiğimiz zaman benim çizdiğim şemanın biraz daha doğrusunun burada çizili olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şemayı da inceleyebilirsiniz. Sol tarafta ekosistem var. Altında da details yazıyor. Bastığınız zaman true feedback nedir diye bir sayfaya yönleniyor. Az sonra yukarıda tıklayacağız. O yüzden tıklamıyorum. Black Star az önce bahsettiğimiz uygulama. Bu uygulama şu anda Apple Store'da ve Google Play'de var. Detaylarını görmek istiyorsanız yine bunun ne olduğunu anlatan bir metin olduğu sayfaya gönderiyor. Bir details butonu indirip kullanabilirsiniz. Ben indirdim, kullandım. Gerçekten uygulama var ve arayüzü düzgün tasarlanmış. Az önce yukarıda bahsettiğim gibi bu uygulama ve temel veri işlenme mantığının yanına eklenebilecek binlerce şey var. Bunlardan bazıları zaten hali hazırda eklenmiş. Neler? Reklam aşamasında düşünün uygulamaya bazı reklamlar koyuluyor. Reklamları koyan kişiler uygulamaya ödeme yapıyorlar. TFBX üzerine yapıyorlar veya başka bir şey üzerinde yapıyorlar. Çok önemli değil. Biz bu uygulamaları bu reklamları gördüğümüz zaman TFBX olarak ödül kazanıyoruz ve TFBX'in de değeri artmış oluyor. Bu mantıkta küçük oyunlar, küçük görevler, haberlerin olduğu bir bölüm. Haberlerde de mantık işte reklamlardaki gibi düşünebilirsiniz. Haberleri gösteren kişiler var. Bir de gören kişiler var. Gören kişiler kazanç, gösteren kişiler de ödeme yapmış oluyorlar. Küçük meblağlar da sürdürülebilir hale geliyor. Gayet mantıklı. Etkinlikler var, anketler var. Bir de alışveriş özelliği var. Bu alışveriş özelliği şu an tasarım aşamasında ama diğerleri uygulamada şu anda var. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman metrikleri görüyoruz. Şu anda bu uygulamada işte bu kadar kullanıcı var, bu kadar ülkeden kullanıcı var, bu kadar görev yapıldı, bu kadar haber izlendi gibi verileri görebilirsiniz. Bunlar gerçek veriler bu arada. Uygulamayı indirip siz de bakabilirsiniz bunlara. Partnerlerimiz var. Bu kısım Türkçe kalmış, sayfa İngilizceyken çok önemli değil. Bu partnerlere girip bakmanızı ben tavsiye ederim. Bu proje bir Türk projesi. Bizim incelediğimiz şu anda True Feedback. Buradaki partnerler de genel olarak Türk projeleri. Şuradaki partnerlerden zaten Tegisto da True Feedback'in oluşturduğu bir proje. Tegisto, True Feedback'in oluşturduğu merkeziyetsiz borsa projesi.
Yakın zamanda bu da aktif olacak. Guildturk, Selo. Selo zaten blockchain'i. Oceanland ve Guildturk'te yine Türk ekiplerin oluşturduğu blockchain projeleri. Ben bilmiyordum bunları. TrueFitbit'i araştırırken baktım. Tatlı şeyler var. Göz atabilirsiniz. Az önce baktığımız üzere borsalar ve kontrat adresleri her blockchain projesinde, her token projesinde olması gereken şeyler bunlar. Bunların web sitesinde yazması gerekiyor ki gelen kullanıcı gelip CoinGecko'daki bazı eski kalmış verilere falan kalmasın. Bunu çok doğru yapmışlar. Şeffaf, takdir edilir bir paylaşım bu. 3 tane ofis var. Bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi Estonya'da, bir tanesi Türkiye'de. Estonya'dakinin adresini az sonra yukarıda göreceğiz. En aşağıya geldik. Buradaki linkleri tıklamıyoruz. Yukarıdan tıklıyoruz linkleri. Baltasının altında What is TrueBack'e bastığınız zaman TrueFeedback'in ne olduğunu anlatan bir metin. Token ekonomiye bastığınız zaman ekonomisinden bahseden, dağılımının nasıl yapılması planlandığını gösteren bir metin ve şemaları görüyoruz. Takıma basmamız gerekiyor. Bu önemli. Takım sayfasında biraz duralım. Şimdi yönetim, marketing ve tasarım diye 3 ana başlığa ayrılmış ve burada gördüğünüz isimlerin çok büyük oranda Türk olduğunu göreceksiniz. Ben bu videodan önce buradaki isimlerin çoğunu araştırdım. Buradaki isimlerin çoğuna ulaştım. Bu isimler gerçek. Gerçekten bu projeyle etkileşim halindeler. LinkedIn sayfaları falan hepsi aktif. Hepsinden daha önemlisi projenin ana founder'ı, kurucusu olan Ali Osman Çıbıkdiken bir akademisyen Türkiye'de ve kamera karşısında. Eğer ismini, soy ismini yazarsanız YouTube'da bir sürü röportaja dahil olduğunu görebilirsiniz. Ben videodan önce bütün röportajlarını izlemeye çalıştım ki projeyi çok iyi anlamaya çalışayım. Projenin arkasında ön yüz de var. Projeyi öne doğru sürecek bir yüz var. Bu çok önemli bir done. Ve buradaki kişiler gerçek. Hatta bunlara ulaşmaya çalışırsanız bu kişilere ulaşabiliyorsunuz, tepki veriyorlar. Ve gerçekten projeyle etkileşim halindeler. Bu bir proje için en büyük artılardan bir tanesi. Çoğu projede bunu yaşayamıyoruz maalesef. Roadmap'e bakalım. Timimiz burada açık dursun. Videonun en sonunda yine bahsedeceğiz. Roadmap burada 2022'nin roadmap'i var. 2023 için yeni bir roadmap bekleyeceğiz. Buradaki roadmap'te 2022'deki birçok elementin tamamlandığını görebilirsiniz. Sadece Q4'teki bazı elementler eksik. Onların da tasarımları devam ediyor. Twitter'da paylaşımları mevcut. Şimdi Blackstar uygulamasına geldik. Tıkladığım zaman Blackstar uygulamasının kabaca ne olduğu yazıyor. Başka çok fazla veri yok burada. İndirip denemeniz lazım. Sayfanın en aşağısında yine Apple Store, Google Play'den indirme linklerimiz var. Arayüzü yani bu şekilde değil tabii ki. İndirip bakabilirsiniz veya Google'dan bakabilirsiniz. Arayüzü çok düzgün oturtulmuş. Butonların yerleri falan hepsi çok düzgün oturtulmuş. Çalışan bir uygulama. Girerken e-mail, kullanıcı adı ve şifrenizi de üye oluyorsunuz. Cep telefonunuzu da yazıp üye oluyorsunuz. O kısımları da tıkır tıkır çalışıyor. Herhangi bir pürüz yok. İçine girdikten sonra da zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Gerçek anlamda TrueFeedback söylediği şeyleri az önce burada baktığımız şuradaki reklam, oyun, görevler, haberler, etkinlikler ve anket bunların hepsini bu uygulamaya işlemişler. Bu yine büyük bir artı. Uygulamaya da baktıktan sonra şurada çözümler var. Çözümlerin altındaki bu 4 element aslında şuradaki elementlerin ana elementleri gibi. Yukarıda blockchain teknolojileriyle etkileşim halinde olduklarını anlatan bir metine gidiyor. Az önce söylediğimiz üzere veri analizleri yapan bir platform olduğu için onun metnine gidiyor. Reklam hizmetleri ve içerik hizmetleri. İçerik hizmetleri aslında burada aşağıda konuştuğumuz konulardan bir tanesi değil. Kullanıcılar bu uygulamaya içerik de giriyorlar. İçerik girerken de bir hizmet verdikleri için yine TrueFeedback token edinmiş oluyorlar. Bu tip bir ekosistemde uygulamanın içerisinde şu anda oturtulmaya çalışılıyor. Doküman kısmına geldiğimiz zaman klasik projelerde gördüğümüz dokümantasyon gibi bir dokümantasyon yok. 3 ana başlığa ayrılmış. Sağ tarafta white paper var. Gerçekten var ve içerisinde bütün açıklamalar var. Orta tarafta TFBX token'ın nasıl alınabileceği ile ilgili bir görsel paylaşılmış. Güzel bir görsel. Birçok proje için bu geçerli. Token alan projeler için. Önce kendi ülkenizde bir borsadan alın. Sonra parayı gönderin. USDT'ye çevirin. Sonra TrueFeedback'in olduğu bir borsaya geçin. Oradan satın almanızı yapın ve kendi cüzdanınıza çekin gibi bir grafik çizilmiş. Güzel bir grafik. Sol tarafta da Blackstar uygulamasının kullanım kılavuzu var. Bu tasarım aşamasında. Yeni versiyonla birlikte bunun da çıkacağını düşünüyorum. Yukarıda sadece medyanın altında blog kaldı. Medium'u tıklamayacağım. Blogla medium aşağı yukarı aynı ve blogu daha fazla paylaşmışlar zaten. Blog paylaşımlarına bakarsanız düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz. Çok fazla bir paylaşım yok ama sürekli bir paylaşım var. Gördüğünüz üzere son paylaşımda Haziran-Temmuz'un 28'inde görünüyor. Evet, şimdi şurada yukarıda 4 tane link kaldı basmadığımız. Bunlardan birincisi staking yapma linki Selo blockchain üzerinde. İkincisi yine Selo blockchain üzerinde gönder al yapabilme
linki. Tabii kullanıcı adı şifreyle girmem gerekiyor buraya. Üçüncüsü, Celo üzerinde iki tane kontrak var. True Feedback Token önceki kontraktından eğer bir token aldıysanız yeni kontrakta geçirmek için yine buraya tıklayıp geçişi yapabiliyorsunuz. En sağ tarafta da kontakt linki var. Kontakt linkine bastığımız zaman Estonya'daki adres, sosyal medya linkleri karşımıza çıkıyor. Web sitesinde bakacağımız şeyler temel olarak bu. Uygulamasını bir bilgisayarda bir cep telefonu uygulamasını indirip şimdi arayüzünü size göstermeyeceğim. Ama bence indirip bakın. Zaten şimdi artılarını eksilerini bahsederken bahsetmeye çalışacağım. Sitesindeki her şeye baktık. Ekibine de baktık. Artılarını eksilerini anlamaya çalışalım projenin ve önümüzdeki boğa süreci gelirse neler yapacağını, davranışını çözmeye çalışalım. Eksilerinden başlıyorum. Birinci eksi. Büyük bir eksi değil. Şu anda %40'larda olan sirkülasyon %60'lara, 70'lere geleceği için önümüzde bir süreç var. Bu süreçte azıcık sancılı bir süreç var. Aşırı sancılı bir süreç değil. Dağılım çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapıldığı için bu Ethereum, Celo, Binance üçlüsünde aslında çok zorlu bir süreç yok önlerinde. Ama yine de bir süreç var. Sirkülasyona hem girmesi lazım hem de dağılımın düzgün bir şekilde oturması lazım. Bu küçük bir eksimiz. Grafimizde ve borsalarımızda eksimiz yok. Kitabımızda bir eksimiz var. Buna da böyle hani çok büyük bir eksi olarak söylemeyelim. Burada paylaşımların olması önemli. Özellikle yabancı yatırımcılar, yabancı yazılımcı olan yatırımcılar buradaki paylaşımlara çok dikkat ediyorlar. O yüzden burada paylaşımlar yakın zamanda olursa projenin çok büyük lehine olur. Şu anda burada küçük bir eksimiz mevcut. Bir diğer eksimiz ise bizim yapmaya çalıştığımız işin birazcık kompleks istatistik ve akademisyenlik seviyesinde olmasından kaynaklanıyor. Şimdi kriptoda biliyorsunuz trendler geldiğinde işte atıyorum grafikler, gamifiler, NFT'ler, işte atıyorum shitcoin'ler falan böyle trendler geldiği zaman bu trendleri ucundan yakalayabilecek bir proje. Şu anda partnerlik yaptığı diğer projelerle birlikte bunu yakalama potansiyelini arttırmış durumda. Ama genel olarak kendi yaptığı iş birazcık zor, birazcık meşakkatli bir iş, birazcık fazla profesyonel bir iş. Bu sebepten dolayı altyapısını oturtup tam anlamıyla hayatımıza girmesi ve piyasada tam anlamıyla kendini göstermesi için şu ana kadar geldiği, kat ettiği yol çok büyük olmasına rağmen yine önünde büyük bir yol var. Bu da büyük olmayan küçük eksilerden bir tanesi. Evet, gerçekten büyük bir eksi değil. Şimdi benim bu proje için söyleyebileceğim böyle belirgin başka çok büyük bir eksi yok. Artılara geçeceğim ama artılara geçmeden önce göreceli bir eksiden bahsetmek istiyorum. Şimdi BlackStar uygulaması üye olduğunuzda yani uygulamayı indirdiniz ilk açtığınız üyelik geliyor karşınıza. Kullanıcı adı şifre e-mail ile yapılıyor ve hemen ardından sizden cep telefonu numaranızı istiyor. Cep telefonu numaranız Celo blockchain üzerindeki şeyin cüzdanınızla etkileşim haline giriyor. Aslında bu kullanıcıya bir kolaylık olarak yapılan bir servis. Ve bunun için uğraşmışlar gerçekten. Hani e-mail adresi, şifre ve cep telefonunuza giriyorsunuz. Böyle MetaMask'taki gibi işte 12 tane kelime, işte private keyiniz falan bunlarla uğraşmıyorsunuz. Bu aslında kullanıcıya kolaylık olarak yapılmış bir şey. Ama bu benim gözümde eksi. Neden? Çünkü blockchain'indeki Web3 mantığına aykırı olduğu için benim için eksi. Ama bu artı olarak da değerlendirilebilir. Söylediğim gibi projede söyleyebileceğim başka belirgin bir eksi olmadığı için artılara geçeceğim şimdi. Geçişi de burada yapmak istiyorum. Benim gözümde eksi olan bu özellik sizlerin gözünde artı olabilir. Ben 12 tane key ile mi uğraşacağım ya? Ben işte private key ile mi uğraşacağım? Bana ne? Giriyorum buraya, kullanıcı adı şifremi yazıyorum. Cep telefonumla da zaten entegrasyonlu. Cep telefonumda benim cüzdan adresim. Sadece cep telefonu numarasını yazarak başkasına token yollayabiliyorum. Bunu söylediğiniz zaman sizin için artı oluyor. Ama söylediğim gibi benim için bu felsefik ve devrimsel açıdan eksi. Artılara bu noktada geçiyoruz. Birinci artımız bu. İkinci artımız ve en büyük artımız takım. Takımda kurucunun kamera karşısında olması, sorumluluk sahibi olması, akademisyen olması, konuya vakıf olması, konunun temel donelerinin kendisinden çıkması ve ekipteki diğer kişilerin gerçek olması ve sürecin tasarımın adaletli bir şekilde devam ettiriliyor olması. Her şey kamera karşısında. Hiçbir problem yok. Bu çok büyük bir artı. Bir artı daha. Şimdi Ethereum ve Celo ve aynı zamanda da Binance Chain üzerinde dedik. Buradaki artı şu. Eğer bu proje gerçekten bu işi yapmaya yönelik süreci ilerletiyor olmasaydı Ethereum'dan Celo'ya geçme ihtiyacı duymazdı. Evet, bu geçiş ve token dağılımı sancılı bir süreç ama
Bu geçişin bir sebebi var. Sadece Ethereum'da kalsaydı veya Ethereum'dan sonra sadece Binance Chain'de çıksaydı ve orada kalsaydı ben şunu söylerdim size. Yani bu uygulamayı ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler gerçekten blockchain'de etkileşime girerek bu iş olmaz derdim. Ama burada Selo'ya geçiş ve uygulamada da Selo altyapısını kullanarak bir şeyler yapıyor olmaları şunu gösteriyor. Bu iş olacak. Yapıyorlar yani bu işi. Bu işin arkasındalar ve uygun blockchain'e uygun vizyonlu blockchain'e geçiş yapılmış. Ve burada kontrat adresi yazıyor. Hep bütün adresler yazıyor. Bu da artı. Burada borsalar var. Bu da artı. Şimdiye kadar bir uygulama çıkartılmış, çalışıyor. Bu da artı. Yani projenin artısı çok. Ve hatta en büyük artısı benim gözümde yapmaya çalıştıkları iş. Yani True Feedback adı bile çok güzel. Gerçek yeri, doğru yeri bildirim. Yani düşünün siz buradan çıkıyorsunuz bir markete gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz orada acı bir deneyim yaşıyorsunuz görüyorsunuz. Şikayet vara yazıyorsunuz ekşi sözlüğe yazıyorsunuz gibi vs vs şeyler var. True feedback üzerinden bu tip şeyler değerlendirilse ve işin içerisinde sürdürülebilir bir ekonomi ve token olsa bu çok daha etkili bir yere gelir ve o size sorun çıkartan markette kendine çeki düzen vermek durumunda kalır ve global olarak kalite artar. Ben daha çok hani airdroplarından, bütçe gelişinden, gidişinden çok bu konularla ilgileniyorum ve bu konu çok daha önemli. Yapılmaya çalışan işte gerçekten çok iyi bir iş. Şimdi bir Türk projesi olduğu için artılarından, eksilerinden bu kadar bahsedip hani çok daha fazla derinine girip de yorum yapmak doğru olmayacak. Dediğim gibi uygulamayı indirirseniz siz de kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Ben önümüzdeki bir boğa sürecinde neler olur kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi projenin sirkülasyon miktarını ben %40'lar civarında hesapladığım için şimdi bu geçmişteki boğa sürecinden önce %15-20'ler civarında olduğunu varsayın. Bu boğada 15-20'ler civarında olan miktar 40'lara kadar, 45'lere kadar getirilmiş durumda. Bir boğa süreci daha geçerse %65'lere, 70'lere kadar gelebilme potansiyeli görünüyor. Ve bu 65'lere, 75'lere geldikten sonra hem grafikte 4-5 yıllık olacağı için ondan sonra süper bir tokluk dönemi oluşacak. Ama biz şu anda o dönemde değiliz. Hala sirkülasyona yeni tokenlar girecek. Bu yeni tokenların girecek olması boğada sıçramaz anlamına gelmiyor. Proje önümüzdeki boğada tıpkı geçtiğimiz son boğada olduğu gibi sıçrama potansiyelini ciddi şekilde elinde tutan bir proje. Önceki boğadaki sıçramalar bu kadar keskin yukarı ve aşağı olmuş. Benim gözümde bu sirkülasyona ulaştıktan sonra bir sonraki boğadaki sıçramalar bu kadar keskin olmaz, birazcık daha yumuşak olacağını tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra bu projenin fiyatının sıçraması, tekrar düşmesi boğadan sonra düştükten sonra geleceği seviyenin şu anki seviyelerin üstünde olacağını düşünüyorum. Yani altını doldura doldura ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda ortada bir proje var. Tasarım devam ediyor. Uygulamanın yeni özellikleri gelecek. Blockchain'le entegrasyon başlamış. Alanı çok önemli bir alan. Şu anda bunun önemini biz fark edemiyor olabiliriz. Ve gerçekten ekip var. Ekip de kamera karşısına geçiyor. Bütün bu özellikler sıçrama ve sıçradıktan sonra düşse bile tekrar eski seviyelerine düşmeyeceği izlenimini veriyor bize. Ama benim bu söylediğim şeyler tabii ki hem yatırım tavsiyesi değil hem de ben böyle diyorum diye böyle olacak diye bir kaide yok. Dünyanın bin bir türlü hali var. O sebeplerden ötürü ben bu projeyle nasıl etkileşime girmek gerekir? Kendi fikrimi bu alanda söylemek istiyorum. Şimdi bu YouTube kanalında daha önce biz MyDex Chain'i inceledik, AvaxStars'ı inceledik. Çok geride kaldıkları için şimdi aramada yazdığım zaman çıkmıyor. Avax yazayım. Evet çıktı. AvaxStars'ı inceledik. MyDex Chain diye proje inceledik. Bir iki tane daha Türk projesi inceledik. Ben bu projeleri incelediğimde de söyledim. Ben bu projelerin reklamını yapmıyorum. Ankette kendilerine sıra geldiği için, topluluk bunu istediği için videolarını çekiyorum. Ben True Feedback projesiyle etkileşimin şu şekilde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Gidip binlerce dolar alıp da ondan sonra boğada sıçramasını beklemek, sonra ekipte olası pürüzde fiyatın düştüğünde işte atıyorum inanılmaz hüzün kaplaması, çok büyük olaylar yaşamak böyle değil de burada Türkiye'de gerçek anlamda bir ekip oluşmuş ve bu ekip gerçek bir ekip, kim olduklarını da saklamadan etkileşime girebileceğiniz bir ekip. Gerçek anlamda bir uygulama var ve iş geliştirilmeye çalışıyor. Bence bu uygulama indirilmeli. Bu uygulama
telefonda varken her gün birkaç kere kontrol edilmeli ve uygulamada entegre olabileceğimiz yerlere, hayatımıza entegre edebileceğimiz şeylere küçük küçük sürdürülebilir şekilde entegre olmalıyız. Ve biz bu uygulamaya ufak ufak entegre olduğumuzda çalıştığını, gerçekten sürdürülebilir bir sistemin oturduğunu gördükçe ve zaman ilerlerken token'ın da dağılımının devam ettiğini, projenin tasarımının devam ettiğini gördükçe ondan sonra küçük küçük yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Ben bizzat bu uygulamayı dediğim gibi indirdim telefona. Ben bu uygulamaya her gün bir iki defa bakacağım. Yeni versiyonu çıkacakmış. Roadmap'te de görünüyor. O yeni versiyonu da indireceğim. Her gün bir iki defa bakacağım ve entegre olmaya çalışacağım. Çünkü uygulamanın içerisinde az önce söylediğim gibi birçok şey var. Yani biz Kilopi projesinin reklamını da buraya verebiliriz. Toplulukta onu görür. Burada da bir sürdürülebilir ve çok pahalı olmayan bir sistem var. Bizim işimize de yarayabilir. Görevleri de yapabiliriz. Haberleri de orada sunabiliriz. Oyunumuzu da burada tanıtabiliriz. Yani burada birçok şey var. O sebepten ötürü sisteme entegre olmayı deneyeceğim. Sisteme entegre olmayı başarırsam uzunca bir süre sonra da yatırım yapmayı deneyeceğim. Ama söylediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.